Bu programda psikoterapistlerin aktardığı vaka örnekleri, kişilerin yaşam öykülerinin tamamını değil, süregelen seanslar sırasında paylaşılan birkaç yaygın görülen detayı ve en önemlisi de bu durumlara yönelik tedavi süreçlerini içermektedir. Amacımız kişilerin hayat öykülerini ifşa etmek değil, toplum sağlığı açısından belki de tedavi olamam şeklinde gelişen olumsuz algıyı yıkmaya katkı sağlayarak psikolojik destek almalarını teşvik etmektir. Bir yüzleştirme yapıyorum mesela. Diyorum ki, Derya Hanım orada niye öyle yaptınız? Ya siz de beni anlamıyorsunuz filan diye bir anda öfkelenebiliyor. Bir anda diyor, alpten nefret edebiliyordum diyor. Ayrılmak isteyebiliyordum diyor. Kızabiliyordum, bağırabiliyordum diyor. Bunları ama niye yapıyorlar biliyor musunuz? Neredeyse 3 gün beni aşağıladı ve ezdi. Bununla konuştuğumda, bu şekilde sorular sorduğumda en sonunda şu fikir vardı. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş nasılsınız? Bulduk. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyiyim hocam ben de. Şimdi bu programda biz terapi yapanların, terapi yapan psikologların ve psikiyatristlerin en unutamadıkları vakaların hikayelerini dinlemek istiyoruz. Siz kaç yıldır terapi yapıyorsunuz? Ben 2004'ten beri yani 16-17 yıldır psikoterapi yapıyorum. Evet. Bu kadar yıl içinde en unutamadıklarınızdan bir tanesini dinlemek isteriz açıkçası. Çok var ama özellikle bizim için yani biz terapistler için borderline vakalar çok zor vakalardır. Yani yılda belki 2-3 tane borderline vaka anca alabiliriz. Çünkü biz hani kendi insan olarak anca kaldırabiliriz. Onun için bir borderline ve narsist bir erkeğin bir ilişkisinin olduğu bir vaka vardı. Direkt aklıma o geldi. Ondan biraz bahsedebilirim. Buyurun hocam. Derya 27 yaşındaydı. Bana... Şimdi şeyi söyleyeyim, siz Derya diyorsunuz, bu takma adı. Tabii yani... seyirci ben... için söyleyelim de afişe ettiniz demesinler. Pek çok buradaki demografik bilgiler, işte yaştır, isimdir, çalışmadır, eğitimdir, şehirdir. Bütün demografik bilgileri ben değiştirerek söyleyeceğim. Yani hikaye, evet hikaye evet. Bazında kalacağız ama diğer bütün kişisel bilgiler tabii ki değiştirerek söyleyeceğim. 27 yaşında Derya'dan bahsedeceğim. Geldiğinde ilk 1-2 seansta hani borderline olduğunu çok anlayamadım. Yani daha doğrusu şüphelendim ama biraz üzerinde hani durup biraz detaylı bir incelemek istedim. Derya'nın hayat hikayesinden başlayayım. Zorlu bir hayat hikayesi var Derya'nın ki pek çok border vakada da aslında özellikle ilk gelişim dönemlerinde yani 0-3 yaş arasında bir bağlanma ve güven problemi görüyoruz. Derya'da da öyle oldu. 1,5 yaşındayken annesini beyin tümöründen kaybetmiş Derya. İstanbul, Anadolu'da yaşayan bir kız Derya. O zaman oralarda yaşıyordu. Şu an İstanbul'da yaşıyor. Annesini kaybettikten, annesini hiç hatırlamıyor. İşte fotoğraflardan, resimlerden vesaire hatırlıyor. Annesini kaybettikten sonra anneannesi Derya'ya bakmaya başlamış. Anneannesinin evinde teyzesi var, dayısı var. Onlarla bir yaşam sürüyor. Ama çok da keyifli, çok da güzel bir yaşam geçmemiş Derya'nın küçüklüğü. Sonra babası tekrar evlenmiş. Evlendikten sonra Derya'yı yanına almak istemiş. Yaklaşık 6 yaşından sonra babası, üvey annesi ve üvey annesinin daha önceki evliliğinden olan bir tane yine kız çocuğuyla beraber büyümüş. O dönemler sıkıntılı geçmiş. Yani üvey annem hiç diyor babamın yanındayken bir şey yapmazdı. Bana çok yani seviyor gibi gözükürdü. Ama ben diyor onun her zaman şeyini hissedebiliyordum. Beni işte diğer kardeşten, diğer kızdan çok ayrı tuttuğunu... ona benden çok daha fazla değer verdiğini, onun da benden çok daha fazla ilgilendiğini hep o zamanlarda bile görüyordum diyor. Burada biraz babasına aslında öfkeleri var. Çünkü bu öfkeleri de ben 4. 5. seanstan sonra anca görebildim, alabildim. İlk seanslarda babamı çok seviyorum diye bahsediyordu. Öfkesi sonradan ortaya çıktı Derya'nın. Öfkeleri de niye anlamadı? Niye orada müdahale etmedi? Evet belki üvey annem evet şu anki diyor aklımdan bunu anlayabiliyorum. Kendi çocuğunu daha çok sevebilir diyor. Ama babam niye orada bana sahip çıkmadı? Babaya karşı bir öfkesi var. Sonra Derya veterinerliği kazanıyor ve İstanbul'a geliyor. İstanbul'da okurken ilk ciddi ilişkisi burada ilk 1. sınıfın 2. döneminde başlıyor. Alp diye bir çocukla tanışıyor. Yine üniversitede farklı bir fakülteden. Alp'ten keyifli ve güzel bir ilişkisi gidiyor. Ama Derya şunu anlatıyor. Liseden beri benim hiç düzgün bir ilişkim olmadı. Düzgün bir arkadaş ilişkim bile olmadı. Çünkü borderline'dan şöyledir. Bir gün iyi, bir gün kötü. Mesela sizinle konuşurlar derler ki Armağan Bey siz
en iyi televizyoncusunuz, en iyi yapımcısınız, mükemmelsiniz derler. İki gün sonra derler ki, ya Armağan seni hiç sevmiyorum, ne biçim adamsın. Duygu durumu çok hızlı değişir. Tabii herkes de bu duygu durumu kaldıramaz. O yüzden arkadaşları da çevresinde kalmıyor. Bir tane arkadaşı var, Serap'tı galiba ismi. Serap diye bir arkadaşı var. O arkadaşıyla işte lisede filan onunla konuşan tek kişi Serap. Serap'la da zor hani şey yapabilmişler. Yürütebilmiş arkadaşlığı. Evet, zor yürütmüş. Çünkü Serap'a da bir gün çok iyi, sabah çok iyi, akşam çok kötü. Yani borderline vakalarda böyledir. Çok hızlı değişir. Sabahtan güneş açar hayatında. Her şey çok mutludur, çok iyidir, çok keyiflidir. Enerjik gelir. Öğlene doğru böyle İstanbul'un havası gibi bir anda kapar. Bir anda duygu durumu modu düşer. Depresif bir halde olur. İşte hayata küser, insanlara küser. Hiç kimseyle konuşmaz, hiçbir şeyi beğenmez. Çok inişler çıkışlar vardır duygu durumunda. O yüzden arkadaşları da tabii ki bunu çok fazla şey yapamamış, hani kaldıramamış. O arkadaşıyla üniversiteye doğru birazcık araları kopmuş. İşte bazen küs, bazen barışık. Diyor ki, ben diyor, hani küserdim. Artık beni diyor o kadar iyi tanımıştı ki. İki gün sonra diyor beni arardı. Benle o barış, hani konuşmak isterdi. Beni anlayan tek insan hatta hayatımda diyor. Diğer hiç kimse beni anlamıyor diyor. Önemli olaylar, hani bu borderline kişilik yapısı liseden itibaren başlamış aslında. Biz bunu liseden itibaren görüyoruz. Borderline vakalar çok impulsif, çok dürtüseldirler. İçlerinden ne gelirse o anda yapmak isterler. Yani hocam, manik depresiflerle borderline'lar arasında ne fark var? Manik depresyonda episod halindedir. Örneğin bir işte 2 ay, 3 ay, 1 hafta, 2 hafta bir depresyon dönemindedir. Sonra bir normal döneme geçer. Ara ara da manik epizotlar gelir. Ve bir epizot blok blok. Blok blok. Hani bazen iki epizot arasında işte 3 yıl, 4 yıl bile olabilir yani iyi normal dönemleri. Borderline'da anlık. Yani sabah iyi, akşam kötü. O çok hızlı değişiyor. Gece bir daha iyi. Gece belki. Tekrar iyi. Yani o epizodal farklılıklar var. Tabii biraz nörobiyolojik farklılıklar da var. Hani bipolar bozuklukta özellikle lityum, işte nörobiyolojik bazı faktörlerden de bahsediyorlar. Borderline'da genellikle yetişme ve aileden o güvenli bağlanma, 0-3 yaş dönemindeki bağlanma sorunları, yani gelişim bakımından da farklılaşıyor borderline'den bipolar bozukluk. Sonra dediğim gibi çok hızlı ve dürtüsel oldukları için lisede mesela pek çok dürtüsel şeyleri olmuş. Bir gün ben demiş artık buradan gidiyorum, sıkıldım, otobüs bileti almış. Son andaymış otobüsten. Terki nereye gidecektim diyor. İzmir'e gitmek istedim diyor. Kimse var mıydı dedim İzmir'de, hani İzmir'e niye gitmek istiyordun? Yok da İzmir'i severim diyor. Güzel. Paran var mıydı? İşte gidecek kadar vardı diyor. Yani o anda gitmek istiyor, gidiyor. Hiç sonrasını düşünmüyor. O yüzden bu dürtüsel davranışlarından dolayı alkol, uyuşturucu, intihar girişimleri, bunun gibi kendisine zarar verici dürtüsel davranışları da çok olur. Yine bizim deryamızda da tabii bunlar lise döneminde çok olmuş. Üniversiteye geçiyor. İşte esas olaylar zaten üniversite döneminde başlıyor. Ailesinden ayrı yaşıyor. Zaten o yüzden de biraz İstanbul'u tercih etmiş. Onlardan biraz uzaklaşayım. Hani biraz kendi hayatımı, kendi düzenimi kurayım diye. Ama tabii aileden uzaklaşırken border yapısı da onunla birlikte geliyor. Üniversitenin ilk yılı fena değil. Hani bir arkadaş edinmiş ama ani öfke patlamaları falan çok oluyor. Hani borderline vakalarda. Mesela ben şeyde bile, seansta bile bunu yaşıyordum. Bir şey anlatıyorum veya bir şey konuşuyoruz. Bir yüzleştirme yapıyorum mesela. Diyorum ki, Derya Hanım orada niye öyle yaptınız? Ya siz de beni anlamıyorsunuz falan diye bir anda öfkelenebiliyor. Böyle öfke patlamaları çok olur. Bu öfke patlamalarını daha üniversitenin ilk yarısında sınıf anlamış. Yani ilk yarısında hani başta olduğu yakın arkadaşları yavaş yavaş ondan uzaklaşmaya başlamış. Sonra Alp'le tanışmış. Alp ondan 2 yaş daha büyük, aynı üniversitede yaşayan genç bir çocuk. Anlattığına göre Alp hani hayatındaki önemli figürlerden bir tanesi. Alp'le tanışıyor. 2 yıl hani keyifli bir dönemi geçiyor. Belirli bir dönem beraber yaşıyorlar, aynı evdeler. Ama diyor ki Alp'e çok çektirdim. Yani bu farkındalığını kavuşmuş. Alp'le de diyor bir iyiydim, bir kötüydüm. Bir anda diyor işte Alp'i çok seviyorken
Bir anda diyor alpten nefret edebiliyordum diyor. Ayrılmak isteyebiliyordum diyor. Kızabiliyordum, bağırabiliyordum diyor. Bunları ama niye yapıyorlar biliyor musunuz? Borderline'ın en önemli tanısı terk edilme korkusudur. Hmm. Onların en büyük kaygıları, korkuları beni terk edecek. Hani bu herkes olabilir. Arkadaşı olabilir, partneri olabilir. Çünkü benim vakamda annesi onu terk etti ama hayata veda ederek terk etti. Yani isteyerek terk değildi. O terk edilmekten çok korkuyor. Alp de onu terk edecek diye inanılmaz korkuyordu. Bu korku içerisinde işte Alp'e çok yapışıyor, çok bağlanıyor. Ama bir anda da terk edecek diye de çok da bağlanmak da istemiyor. Yani o dengesizlik oralarda da belli. Alp'e gidiyor işte çok iyiyken akşamında yok diyor Alp de beni terk edebilir. Ben ona o kadar yakın olmamalıyım. Bu ilişkisi döneminde bir iki kere Alp'i aldatıyordu. Çünkü terk edilmekten korkuyor ya. Çok bağlanmayayım. Acım da daha az olsun. Çok bağlanırsam acım daha fazla olur. Bu yüzden gidiyor. Zaten dürtüsel davranışları da var. İşte biriyle tanışıyor, onunla beraber oluyor. Veya biriyle tanışıyor, işte onundan bir iki gün sevgili oluyor, takılıyor. Ama sonra ondan da ayrılıyor. Alp'e tekrar geri dönüyor. Alp'le yaklaşık 2-2,5 yıl kadar inişli çıkışlı bir ilişkisi oluyor. Ama diyor ki Alp, lisedeki o arkadaşımdan sonra beni en çok anlayan ikinci insandı. Hani çok iyiydi, çok şey bir insandı. Alp'le ayrılışı da aslında kendi ayrılıyor. Yani en sonunda işte şey yapamıyor. Alp zaten üniversite dışına çıkıyor. Alp ondan daha büyük olduğu için mezun oluyor. Mezun olunca bir de farklı şehirde yaşıyor Alp. Onun o terk edilme korkusu daha da üst plana çıkıyor. Hmm. İşte kıskançlıklar. Evet, çünkü Alp uzakta artık. Hani her an terk edebilir. Her eskisi gibi yanında değil. İşte çok arıyor. Çok beni görüntülü ara diyor. Fotoğrafını çek diyor. Neredesin diyor. Ne yapıyorsun diyor filan. Çok sık tartışmalar oluyor. En sonunda diyor ki Alp de olmayacak. Ben uzaktan bir ilişki yürütemem. Bu ilişkiyi bitiriyor. Aradaki bir esas hani en son o Murat'la yaşadığı ilişkiye kadar yaklaşık 1-1,5 yıl kadar bir süre geçiyor. O 1-1,5 yılda iyi arkadaşlıkları çok olmuyor ama hayatında başka erkekler girip çıkıyor. Daha kısa vadeli veya daha orta vadeli bir iki ilişki yaşıyor. O dönemde şeyi hani bir kere altını çizeyim. Alp şehir dışına gittiğinde yani artık mezun olup kendi memleketine gittiğinde bir intihar girişimi oluyor. Ama borderline'larda intihar girişimleri biraz farklıdır. Biz buna manipülatif intihar deriz. Yani o intihar girişimi aslında onu korkutmak, ona ceza vermek veya kendine ceza vermek için yaptığı bir girişimdir. Hani direkt artık hayat son bulsun, işte artık bundan kurtulayım diye, hani bu hayattan kurtulayım diye bir intihar girişiminden daha çok Alp'i korkutmak, işte Alp'i manipüle etmek, tekrar yanına getirebilmek için yaptığı bir girişimdi. Zaten şunu söylüyor. Birkaç tane hap içiyor. Diyor ki beni onlardan hiçbir şey olmayacağını zaten biliyordum. Ama işte Alp bundan korkuyor. Bir iki ay daha Alp yanında kalıyor ama sonra ilişki zaten bitiyor. Biraz borderlardan bahsedeyim ki daha iyi anlayalım Derya'yı. Bu borderline'da depresyon da çok sık görülür. Yani o depresif dönem, mutsuzluk, hiçbir şeyden keyif alamama, hayattan böyle uzaklaşma, kopma çok sık görülür. Yine Derya'da da bunlar çok sık görülüyor. Hayatında daha öncesinde de bir psikiyatrik tedavi almış o aradaki 1,5 yıllık dönemde. Yoğun depresyon şikayetleriyle gitmiş. Psikiyatrik tedavide bir noktaya kadar o depresyon ortadan kalkmış ama burada temel nokta şu. Depresyon bizim primer problemimiz değil. Depresyon bu border'ın geliştirdiği ikinci bir problem. Esas border'ın çözülmesi gerekiyor. Gelelim son ilişkisine. Hani hayatındaki ve bana da başvurmasına neden sebep olan ilişkisine. Murat. Murat ondan 2 yaş küçük bir erkek. Ve Murat da tabii uzaktan ben Murat'ı hiç görmedim. Hani uzaktan bir tanı koyabilmek Murat'a bizim için doğru değil ve hani şey de değil, çok etik de değil. Anladığım kadarıyla yani Derya'nın anlattığı kadarıyla Murat da narsist bir erkek.
Şeyi çok görürüz Armağan Bey. Border kadınlarla narsist erkeklerin ilişkilerini biz çok sık görürüz. Çünkü narsizm de bilirsiniz hayat etrafımda dönüyor. Herkes işte benim egomu şişirmek için etrafında var olan insanlardır. Herkesin amacı beni mutlu etmek olmalı. Border'da birine bağlanmak, onunla bağlı kalmak bir güçlü bir erkek ister. Narsist de ona bağlı kalacak bir kadın ve her noktada onu üste çıkartacak bir kadın ister. O yüzden narsist erkekte border kadınların ilişkilerini biz çok görürüz. Bu da aynen böyle bir ilişki. İlişkinin başlarında narsist erkekler şöyle davranır. O kendine hayran bırakacak ya, başlarda mükemmeldir. İşte çiçekler alır, sandalyesini çeker, arabasının kapısını açar, iltifatlar eder filan. Kadını böyle bir göklere yükseltir. Kadın zaten özellikle border kadın bunu istiyor. Hani iç dünyasında bunu tekrar birine güvenebilmek, terk edilmemek, o benliğini bir yerde oturtabilmek var. Mükemmel geliyor başta. O narsist erkek de kendini hayran bırakıyor. Evet artık bana hayran, benim etrafımda biri var. Onun o egosunu şişirecek biri var. İlişki bu şekilde başlamış. İlk diyor 2-3 ayı çok güzeldi. Sonra yavaş yavaş Murat'ın ona karşı aşağılamaları başlıyor. Mesela şeyi anlattı. Bir gün diyor bir sinemaya gideceğiz. Çok basit bir olay. O bir filme gitmek istedi diyor. Ben başka bir filme gitmek istedim. Bana demediğini bırakmadı. İşte sen cahilsin, o filme gidilir mi, ne kültürsüzsün, ne şöylesin, ne böylesin demediğini bırakmadı. O filme gitmek istediğim için diyor, neredeyse 3 gün beni aşağıladı ve ezdi. Tabii ki diyor onun istediğine gittik. Benim istediğim ilişkide hiçbir şey zaten olmuyor. Ama bir şeyi istedim diyor, 3 gün boyunca ağladım ama bırakamadım da. Çünkü narsist erkeklerde şöyle bir şey de olur. Üzer, kırar, ağlatır, aşağılar ama hayran bırakmak istiyor ya karşı tarafı. Yani o benim yanımda olacak. Gider 3-5 gün sonra gönlünü alır. Çünkü o çok iyidir yani ondan kimse uzaklaşamaz. İşte 3-5 gün sonra bir özür diler, bir gönlünü alır, bir çiçek alır, bir şey yapar. Tekrar onu kendine doğru bağlar. Ama bu gerçekten ona yaptığından, pişmanlık duyduğundan dolayı yapmaz bunu. Bunu hayatımdan kaçmasın. Hala bana aşık olsun, hala bana hayran olsun diye yapar. Ona yaptığını üzüldüğü için değil. Yine Murat'ta da bunun gibi davranışlar çok vardı. Murat'la ilişkisinde de yine bir intihar girişimi olmuş. Yaklaşık hani biz bir psikoterapi sürecine başlamadan önce 3 kere bir intihar girişimi olmuş. Bir tanesi lise dönemlerinde, bir tanesi işte Alp'le ayrıldığı dönemde, bir tanesi de Murat'la ilişkisi sırasında 3 kere intihar girişimi olmuş. Ama dediğim gibi bunlar hani direkt hayatına son vermek için değil, biraz daha manipülatif intiharlardı. Sonra Murat'la ilişkileri devam ederken, Murat zaten işte bir de narsist erkeklerde şey de olabilir, herkesin ona hayran olmasını istiyor ya, sırf onun hayran olması yetmiyor. Başkaları da ona hayran olmalı. O yüzden dışarıda başkalarıyla görüşmesi, işte başkalarıyla konuşması vesaire bunlar da varmış Murat'ta. 1,5 yıldan biraz daha fazla ilişkileri sürmüş Murat'la. Sonra bir gün Murat'ın bizimki de terk edilmekten çok korktuğu için kıskançlıkları da çok var. Hatta bazen border sınırda olduğu için paranoid kıskançlıkları da var. Bir gün Murat'ın sosyal medya şifrelerini buluyor. Sosyal medya şifrelerinde Murat'ın yazışmalarına dönüyor. Ama Murat o kadar çok şey yazıyor ki, hani o kadar çok yazışması var ki, kendine keywordler, anahtar kelimeler buluyor. Yazışmalarında onları aratıyor. Hani mesela canım, kimlere canım yazmış, kimlere aşkım yazmış, kimlere şey yazmış. Bunları buluyor. Murat'ın sosyal medya üzerinden başka kadınlarla samimi görüşmelerini görüyor. Ama Armağan Bey, şey çok önemli. O samimi görüşmeleri, başka kadınlarla samimi görüşmelerinden etkilenmiyor da, Murat kuzeniyle görüşmüş, kuzeniyle yazışmış. Demiş ki, ya bu Derya da beni artık çok bunaltıyor. Hani ne yapacağım bilmiyorum bu kızla filan diye bir yazışmasını görmüş. Diğer kızlarla yazışmaları üzmemiş. Ama kuzeniyle Derya beni çok bunaltıyor diye olan yazışması onu affetmiş. Çünkü artık Murat beni terk edebilir.
O kaygısı tekrar tetiklendi. Bundan zaten bu yazışmaları gördükten 3 gün sonra benim ofisime geldi. İşte yazışmaları gördükten sonra Murat'la ayrılıyor. Ayrılmak istediğini söylüyor. Murat ilk başlarda hani ayrılmak istemiyor falan, yani tekrar onunla konuşmak istiyor ama sonra Murat da artık bir şey yapmıyor. Tamam, öyle istiyorsan tamam diyor. Sonra ofiste biz Derya ile görüşmelere başladık. Görüşmelerde neler yaptık? İstiyorsanız biraz bunlardan da bahsedeyim. İlk birkaç seans zaten hani hiç kimseye pek güvenemiyor ya, bana da güvenemedi. İlk seansta bir tane cümlesini hatırlıyorum, dedi ki hiç kimseye güvenilmez. Peki dedim, bu güvenliği nasıl kurabiliriz, güven ilişkisini? Hani burada bu danışmanlık sürecinde güvenebilir misiniz? Bilmiyorum dedi, biraz zor. Yavaş yavaş hiç üzerine gitmedim. Zaman verdim ona. Yaklaşık çalışmamız bir yıla yakın sürdü. 8-9 ay falan sürdü çalışmamız. Zaman verdim. Acelem yok. Hani bana güvenmesini, o terapötik ilişkinin kurulmasını bekliyorum. İlk seanslarda demin de dediğim gibi babasını çok iyi, çok seviyorum, mükemmel bir adam diye anlatıyordu. Çünkü bana güvenmiyordu. Güvenmediği için zayıflıklarını da söyleyemiyordu. Üçüncü seanstan sonra babasına öfkesini söylemeye başladı. Şöyle bir durum yaşadık ki, borderline vakalarda bunu çok yaşarız. O güven oluşamazsa, o borderline vaka seanstan uçup gidebilir. Yani seanslara devam etmeyebilir. Bunları çok görüyoruz. Baştan yüklenirseniz, baştan yüzleştirmeleri yaparsanız, o size güvenmeden ona bazı farkındalıkları yaşatırsanız vaka çok kalmaz. Hani size karşı da bir direnç geliştirir. Bu yüzden çok yavaş gittim. Hiç acele etmedim. O anlattı. Ailesinden konuştuk. Annesinden konuştuk. Annesinin bir kere galiba gitmiş. Hani çocukluğunda bir kere annesinin mezarını ziyaret ettiğini söylüyor. Hiç gitmemiş. Anneyle o bağ hiç kurmamış. Mesela hayatına dair bazı fotoğraflar istemiştim. Hayatındaki insanlara dair. Annesinin hiç fotoğrafını getirmemişti. Anneyle o ilişkiyi hiç kuramaması, o güven bağının oluşmaması zaten borderline hazırlayıcı sebep olarak karşıma çıktı. Sonra anne yerine anneanneyle olan ilişkisini biraz konuştuk. Babaya olan öfkesini fark ettirmeye çalıştık. Bu arada da dürtüsel davranışlarını engellememiz gerekiyordu. Duygu durumundaki çöküşleri engellememiz gerekiyordu. O yüzden psikiyatr bir arkadaştan beraber çalıştık. Yani genellikle eğer karşı tarafta uyum sağlarsa borderline vakalarda bir psikiyatrdan beraber, yani bir farmakolojik tedaviyle beraber çalışmanın gerektiğini düşünürüm. Çünkü o impulsif davranışlar, işte yoğun depresyon ve bunun sonucunda olan suisit intihar girişimlerini bir şekilde kontrol altına almak lazım. O yüzden bir psikiyatrla, bir farmakolojik tedaviyle beraber çalıştık. Alp'le bir noktada barışmak istiyordu. Kendi içinde bir çatışma var. Alp'le diyorum, pardon, Murat'la. Murat. Bu çatışma şu, bir tarafı Murat'ı istiyor. Hani Murat diyor hayatımda olmalı, güçlü bir erkek, beni seviyor diyor. Ama diğer tarafı diyor ki hayır, Murat hayatımda olmamalı. O bana çok zarar veriyor. İşte beni, benliğimi çok zedeliyor. Benim kendi özgüvenimi çok hırpalıyor. Hayatımda olmamalı diyor. O çatışmasını çözmesine yardımcı oldum. Hani Murat neler katabilir hayatına, neler götürebilir? Murat'ın kattıklarını başka biri sana katabilir mi? Hayatında daha güzel, daha sana keyif verecek ilişkiler olabilir mi? Ben burada yorum yapmadım. Sadece soru sordum. Benim sorduğum sorulardan yanıtları kendisi çıkarttı. Kendisi kararlarını verdi. Çünkü özellikle tüm vakalarda bu önemlidir ama özellikle borderline'da daha önemlidir. Siz yorum yaparsanız veya sizin işte bir şeyiniz olursa buna direnç geliştirir. Çünkü bu empoze edilmiş bir düşüncedir. Onun kendi fikrini bulması, kendi fikrinden gitmesini sağlarız. Onun için Sokratik sorgulama dediğimiz bir yöntem. Bundan konuştuğumda, bu şekilde sorular sorduğumda en sonunda şu fikir vardı. Hayır, Murat benim hayatımda olmamalı. Yani içindeki Murat'a dair çatışmaları çözmüş olduk. Sonra biraz işte küçüklük dönemine indik. Babaya karşı o öfkesi üzerine çalıştık. Babanın niye böyle davrandığını biraz anlamlandırmaya çalıştık. Çünkü insan şöyledir. Bir şeyin neden olduğunu bilirse rahatlar.
Ama neden olduğunu bilmez. Hep onu düşünür. Hep aklında onu kurar. Örneğin işte bizim arkamızdaki bu çiçek kendi kendine havaya çıkıp bir anda düşse biz hep bunu düşünürüz. Ya ne oldu da o çiçek kendi kendine düştü diyor. Ama biri çarpıp düşse nedenini bilsek unuturuz gider. İnsan hayatında da böyle. Babasının niye öyle davranmış olabileceğini gördükten sonra babasına karşı öfkesi biraz daha dindi. Çünkü babası onu fark etmedi. Babasıyla ilişkisi de gelişemedi. Çünkü 2 yaşından sonra babası haftada bir gün falan görüyordu. Anneannede büyüyordu. Babayla o ilişki gelişmedi. Baba fark edemedi. Babanın niye böyle davrandığını, onu koruyamadığını anladıktan sonra babaya olan öfkeleri geçti. Biraz şeyde zorlandık. O dürtüsel davranışları kontrol altına almakta. Çünkü içinden gelen dürtüyü bir anda yapmak istiyor. İşte içinden biriyle tanışmak istiyor. Hemen gidiyor tanışıyor. Sonunda hiç düşünmüyor ne olacak ne bitecek. Veya işte içinden bir anda sarhoş olmak istiyor. Ama nerede, etrafında onu koruyacak kim var? Sarhoş olduğunda durum ne olacak? Bunların sonunda hiç düşünmüyor. Dürtülerine göre hareket ediyordu. Bu dürtüsel davranışlarını biraz kontrol altına almak için bir davranış ve mod terapisi çalıştık. Bunlarla da dürtülerini biraz daha kontrol altına alabildik. Bayağı sağlıklı bir insan haline döndü yani ruhen. Yani arada impuls, yani o dürtüsellikleri oluyordu. Mesela 9 ayın sonunda da mesela duygusal iniş çıkışlarını kontrol altına aldık. Bir anda kızıyor. Mesela şey yine geliyor. İşte konuşurken bir anda yine öfkelenebiliyor. Ama bunun davranış noktasını kontrol altına alabiliyor. Mesela burada teknikler geliştirdik. Dedik ki birine öfkelendiğinde ne yapıyorsun? Öfkelendim, içimden ne geliyorsa onu söylüyorum diyor. Peki diyoruz, içinden ne geliyorsa onu söylemek senin için iyi mi? Yani bu ilişkini düzeltiyor mu? Hayır. Peki ne yapabilirsin orada? Mesela o anda uzaklaşabilirim. İki dakika izin isteyip bir yere gidebilirim. O anda başka şey düşünüp o öfkemi kontrol altına alabilirim. Bunları yapmayı öğrettik. Yani dürtüleri var yine. Yine bir anda öfkeleniyor. Ama bu dürtülerini kontrol etmeye başlıyor. Bir noktadan daha bahsedeyim. Dedik ya narsizm ve borderline diye. Şimdi bunlar temelde birbirine çok benzeyen durumlardır. Temelinde ikisinin de zayıf bir özgüven ve zayıf bir benlik algısı vardır. Şimdi diyeceksiniz ki ya narsistler çok özgüvenli değil mi? Hani her şeyi benim etrafımda görüyor. Dış özgüven böyle. Dışarıdan böyle gösteriyor. Ama içeride çok kırılgan bir özgüven var. O yüzden narsistler eleştiriye hiç açık değil. Eleştiri karşısında hemen çok tepki verirler. Aynı şey borderline'da da var. Ama dışarı çıkışı farklı. Narsistler ne yapıyor? Herkes benim etrafımda olmalı. Herkes beni görmeli. Herkes işte bana hizmet etmeli diyor. Bütün dünyayı ben yarattım. Ben buranın kralıyım gibi hareket ediyor. Bunun tam tersi bir şekilde davranıyor. Borderline'sa kimse benimle olmayacak. İnsanlar beni terk edecek. Kimse işte beni tam sevemeyecek diyerek insanlara bağlanıp onlara kendini iyi hissettirmeye çalışıyor. O yüzden temelleri aynı olsa da dışa vurumları farklı. Bu kişilerde benlik algısını ve saygısını da güçlendirmek gerekir. Bunun üzerine de çalıştık. Hayatında hep kendini kötü yanlarını görüyordu. Özellikle mod düştüğünde iyi taraflarını, doğru taraflarını, hayatta başarılı taraflarını da göstermeye çalıştık. Çevrende birisi borderline'mış, anladım şimdi. Son bir soru, merak ettiğim için soracağım. Mesela diyelim çevremizde birisi borderline. Ona katlanmak zorunda mıyız onun iyiliği için? Yoksa hayır, o borderline ama benim de hayatımı kötü etkiliyor deyip kaçmak. Hangisi doğru? Eğer şimdi bu hem borderline hem narsistler, ikisi için de konuşayım, birbirine çok benzer. Eğer onlarla mücadele edebilecek gücünüz varsa, hani sizin ruh sağlığınız böyle çok çelik gibiyse, tamam, ona hayatında katlanabilirsiniz. Ama ne yaparlar biliyor musunuz? Özellikle narsistlerde söyleyeyim. Borderlar diğer taraftan yaparlar. Sizin bir özgüveniniz var ya, bu özgüveninizi düşünün bir şey gibi, cam gibi. Onun üzerine çekiçten vurmaya çalışırlar. Özgüvenini kırmaya. Eğer diyorsanız ki, ya benim kendi benliğim, kendi ruhum çelik gibi kuvvetlidir. Ne kadar vurursan da kırmaz. Evet, hayatınızda tutabilirsiniz. Ama
duygusal bir insansanız, kendi iş dünyanızda çelişkileriniz, ruhunuzda işte kırılganlıklarınız varsa, bir borderline veya bir narsist insan sizi paramparça edebilir. Tabii ki hani aile bireyi ise yapacak bir şey yok da. Ama arkadaşsa demek ki bunlardan bir mesafeyle uzak durmak lazım. Yani yönlendirmek gerekir belki şeye. Hani iyi bir tedaviye, farkındalık yarattırmak gerekir. Ama tabii bu da şu var. Belki biz anlarız ama dışarıdaki herkes de bunu anlayamaz ki. Der ki ya ne dengesin sen, ben onunla mı uğraşacağım der. Aslında uzaklaşır. Dengesiz dediklerimiz borderliner işte. Gibi. Evet. Çok keyifliydi hocam. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.